hiç almadılar. Bugüne kadar 5 yıl, 4 yıl sonra benden ücret talep ediyorlar. Yıllar önce çekmediği bir kredi için bankanın kendisine 261 lira masraf çıkardığını gören muhasebeci şoke oldu. Banka 4-5 sene sonra kasasında duran ve tüketicinin kullanmadığı bu kredi için 261 lira masraf istiyor. Bursa'da yaşayan muhasebeci Sedat Uysal'ın iddiaya göre 5 yıl önce 4 yere ödemesi gereken borcu vardı. O zamanlar sigorta vergi affı da çıkmıştı. Uysal 4 ayrı yere ödeme yapmak yerine kredi çekip tek bir yere ödeme yapmak istedi. Bunun için bir bankaya 50 bin lira kredi çekmek için başvuru yaptı. Ayda 1200-1300 lira taksitle dedim, bana 50 bin lira kredi verir misiniz dedim. Hemen tamam dediler, kabul dediler. Hemen evrakları çıkardılar, imzaladım. Mecburum imzalama, devletin denetleme kurulunun olduğu bir kuruluş. Her zaman denetlenen bir kuruluş. Devlet beni korumayacak da kimi koruyacak? 50 bin liralık kredinin onaylandığını zanneden Sedat Uysal, 2 gün sonra bankaya gitti. 2 gün sonra gittim bankaya. Sedat Bey dedi, biz sana dedi 15 bin lira vereceğiz, seni deneyeceğiz dedi. Siz benim neyimi deneyeceksiniz dedim. Ben size alacağım paranın 5 katı teminat gösteriyorum. Sonra tekrar vereceğiz dediler. Ben dedim o şeyi kabul etmiyorum dedim, almadım. Yıllar önce 15 bin lira krediyi almayan Uysal'a banka şimdi 261 lira kredi masrafı çıkardı. Çekmediği kredinin masrafını gören vatandaş şaşkına döndü. Geçen ay kredi kartımı işletme kartına 99 lira borç göndermişler. Arkadan 261 lira bu borç şey yap. Bu ne dedim? Bu da para. Ben param yok ki sizin bankanızda dedim. Ne parası? Ben para dedim şey yapmadım. 5 yıl sonra 261 lira kredi masrafı gönderilmesine isyan eden Uysal hukuk mücadelesi başlattı. Tüketici kanunu hükümlerine göre kredi sözleşmesi sözleşme kurulmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmenin kurulması durumunda da tüketici kullandığı bir krediden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Tüketici bu krediden caydığını banka yetkililerine söylemiş, krediyi almamış, para hesabına geçmemiştir. Bursa Tüketici Derneği'ne başvurarak hakkını arayan vatandaş bu işin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Bir hizmet karşılığı olmaksızın bankanın tüketiciden talep ettiği ücret sebepsiz zenginleşme kapsamında olup hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.